Gündem biliyorsunuz Gezi davası kararları açıklandığından beri konuşuluyor, tartışılıyor. Bununla ilgili olarak muhalefetten bazı açıklamalar duymuştunuz. Meral Akşener biliyorsunuz kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demişti. Böyle bir slogan atmıştı hatta. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ardından da ve Gezi'deki protestoların özgürlükçülük olmadığını söyledi. Besbelli Gezi öfkesi dinmedi. Gezi gençlerimizin müstemleke rejimine karşı sergilediği bir duruş, bir direniştir. Kafa yapısı özgürlüğe, vatan sevgisine yabancı olan Sayın Erdoğan'ın Gezi direnişine iyi gözle bakmasına imkan yoktur. Bu nasıl bir özgürlükçülük ki otobüsleri yakıp yıkmaktan tutunuz da benim vatandaşlarımın tüm dükkanlarına varıncaya kadar onları yakıp yıktılar. Bunlar mı özgürlükçü? 1908'de istibdada karşı koyan ruh neyse Gezi'de otur. Kahrolsun istibdat! Kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet! Kahrolsun istibdat! Yaşasın hürriyet! Meral Akşener'in Gezi direniştir diyerek kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet çıkışının akşamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi protestoları için özgürlükçülük değil dedi. Akşener ise Antalya'da o sloganla karşılandı. Bir kez de meydanda haykırdı. Kahrolsun istibdat! Yaşasın hürriyet! İşte o geziciler maalesef o gün orada kaldılar ve bunun çevre adına yaptılar. Bu nasıl çevrecilik? Gezi'de zulme karşılık var. Özgürlük ve adalet çığlığı var. Doğa ve çevre hassasiyeti var. Erdoğan, bunlar senin de hassas olman gereken konular. Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Bunların hayatı bu. Akşam yalan, sabah yalan. Bu bir yalan ötesilik. Ben şimdi bunu yalan desem çok sıradan kalır. Cumhurbaşkanı muhalefeti yalancılıkla suçladı. Muhalefet Erdoğan'ı. Dolmabahçe Camii. O camiyi de hatırlayın o geceyi. Bira kutularıyla caminin içinde o oturan müptezeller camide içki içtiler. Başörtülü bacımıza tekmelediler. Elimizde görüntüler var. 9 yıldır aynı yalanı söylemekten utanmadı. Nerede görüntüler? Görüntüler nerede Erdoğan? Gezi eylemleri sırasında Bezmi Alim Valide Sultan Camii'ne sığınan eylemcilerin orada içki içtikleri iddiasını o dönem caminin imamı da yalanlamıştı. Ama Cumhurbaşkanı ısrarla dile getiriyor. 2013'ten beri aynı yalanı söylemekten utanmayan, Kadir gecesinde tekrarlayabilen bir kafayla karşı karşıyayız. Loderler vasıtasıyla camiden ta buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler. Ondan sonra da gezicilerle beraber buradan Taksim Meydanı'na yürüdüler. Ve onları özgürlükçü olarak savundular. Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nden Dolmabahçe'deki ofisine Loder'le tünel kazılmış. Bu tünel nerede Allah aşkına ya? Bu tüneli 9 yıl niye sakladın Erdoğan? Bu yalan değil. Bu artık yalan ötesi bir durum. Paranoya halidir. Osman Kavala ve 7 sanık hakkında yerel mahkemenin kararı sonrası Erdoğan'ın Gezi protestolarına ilişkin açıklamaları muhalefet cephesinde böyle yankılandı.